Merhabalar. Ay Eter filminin yönetmeni Ruken Tekeş'le birlikteyiz. Engelsiz yarışma kapsamında gösterdik Ay Eter filmini. Merhaba, hoş geldin Ruken. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Ruken, sen uzun yıllar Birleşmiş Milletler'de insan hakları uzmanı olarak çalıştın. 2015'te yönettiğin Hevak, Çember adlı kısa filmden sonra Ay Eter'i çektin. Film İsviçre'deki Visions the Real'da dünya premierini yaptı. Arkasından da İstanbul Film Festivali'nde yarıştı. Ay Eter, 12.500 yıllık tarihi bir geçmişi olan Hasan Keyif'in aslında gözlerimizin önünde yok oluşunu anlatıyor. Yani böyle önemli bir kültürel mirasın yok oluşunu anlatıyor. Fakat bunun yanında aynı zamanda çok önemli bir biyoçeşitliliğe sahip olan Dicle Vadisi'nin de sular altında kalışını anlatıyor. Burada olup bitenleri göstermenin sorumluluğunu nasıl ve neden hissettin? Önce oradan başlayalım istedim. Tabii. Şöyle önce Hasan Keyif'le ilişkimi söyleyeyim. Ben aslında bölge insanıyım. Ben Diyarbakır'da doğdum. Babam Silvanlı, annem Mardinli. Yani Hasan Keyif böyle o üçgenin içerisinde olan, bize çok yakın mesafede olan bir yer. Ve çok uzun yıllardır aslında daha çok büyüdükten sonra Türkiye'ye döndükten itibaren son 8 yıldır çok yoğun bir şekilde gidiyordum zaten ben bölgeye. Farklı amaçlarla bir taraftan oradaki gelişim aynen yani baraj projesi ve oradaki durum ne olacak vesaire olayın insani ve doğasal boyutuyla ilgili çalışıyordum. Diğer taraftan da benim için çok özel bir yerde bayağı kişisel tatillerimde bile yürüyüş yapmaya ve meditasyona gittiğim yer Hasankeyf. Farklı bir şekilde bağlı hissediyordum oraya kendimi. Çok özel bir yer zaten. İlk filmimi çekmeye karar verdiğim zaman onu Hasankeyf'te çekmek istedim. Çünkü hem anlattığım hikaye çok uygundu hem de Hasankeyf'teki bütün bu gelişim ve o yok oluşa doğru gidiş yaklaşıyordu ve onun da o filmde olmasını istediğim için orada çektim filmi. Kısa filmimi, ilk kısa filmi. O bir kurmaca zaten. Ayrımcılık üzerine çocuklar arasında yaşanmış bir hikaye. Sonra ikinci filmime başlayacaktım. Tam o sırada şey anonsunu duydum. Resmi anonsta. Hani barajın çok büyük bir kısmının bitmiş olduğu, çok yakın bir zamanda tamamen biteceği ve suların yükselişinin önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde başlayacağını anons ettiler. Yani çok kısa bir zamandı o benim için ve ikinci projemi kenara atıp dedim bir dakika hayır ben bu burası hakikaten gidiyor. Evet ben ilk kısa filmimde Hasankeyf'te çektim ama filmin kendine ait bir konusu var. Hasankeyf değildi konu. Hasankeyf alt metindi. Ben Hasan Keyif'in kendisini çekmek istiyorum. Yani bu çok böyle içimden çıkan yüksek bir duyguydu. Dolayısıyla ikinci projemi kenara bırakıp direkt buna yönelmeye karar verdim. Ve açıkçası çıkış noktası bu. Yani ben Hasan Keyif'i yok olmadan önce kayıt altına almak istedim. Burada birazcık aslında şey de var. Kendimi düşündüğüm için de yaptım bunu. Şöyle ki, tabii ki de herkes düşünerek yaptım. Ama ben kişisel olarak yerle o kadar çok bağlı hissediyordum ki oranın yok oluşunu düşünmek bile beni çok rahatsız ediyordu. Ve hani bir daha bu haliyle hissedemeyeceğim, göremeyeceğim, duyamayacağım, yaşayamayacağım. Bunu muhakkak kayıt altına almalıyım. Yani kendim için, çocuğum için, burayı hiç göremeyecek herkes için yola çıkıp kendimi de içine katarak yani çok içsel bir şekilde oranın bir parça enkapsüle etmek istedim. Dolayısıyla Hasankeyf'i çekmeye karar verdim. Fakat normal bir şekilde de çekmek istemedim. Yani daha doğrusu şeyi çok sorgulayarak karar verdim. Benim için Hasankeyf ne var ki? Neyini ben arşivlemek istiyorum? Neyini yakalamak istiyorum diye. O da ayrı bir süreçti tabii. O da uzun bir süreç oldu bunu netleştirmek. Böylelikle Alter fikri ortaya çıktı. Ve çekmeye gittik. Evet. Peki filmde Hasankeyf çevresindeki o kadim coğrafyanın bütün sakinlerine odaklanıyorsun. Yani sadece insanlar değil, işte keçiler, koyunlar, eşekler, kaplumbağalar. Yüzyıllardır aslında o topraklarda yaşamış her canlıya kameranı çevirmişsin.
Hani burası bizim yaşadığımız kadar onların da yaşadığı bir yerde diyorsun sanki. Ve bütün bu canlılar sadece tek bir türün, insanoğlunun bir eyleminin kurbanı oluyorlar. Filmin hani bu döngüsel yapısını da göz önüne alırsak, yani hani o doğum, yaşam, ölüm döngüsünü filmde anlatıyorsun bir taraftan. Sence bu durum, yani insanın menfaati için diğer canlıları yok edip durması, yaşamaya yazgılı olduğumuz bir döngü olarak mı görüyorsun bunu? Tabii ki de değil. Tabii ki de yaşamaya yazgılı olduğumuz bir şey. Çok yani çok elimizde bunu nasıl yaşayacağımıza biz karar veriyoruz. Mesela çok antik döneme baktığımız zaman ya da hala günümüzde bile çok modern dünyayla iletişimin dışında kalmış, işte Amazonlarda olsun, Afrika'daki bazı kabileler olsun, onlara gidip baktığınızda aslında doğa içinde çok büyük bütünlükle yaşıyorlar. Bir döngünün, doğal döngünün parçası olarak yaşıyorlar kendileri de. Yani mesela Amazonlarda Yamamami dediğimiz bir grup var. Bayağı yani dağlık bir şekilde 20 bin kişi ile 40 bin kişi arası Amazonlarda yaşıyor. Küçük küçük kabileler halinde. Şöyle diyeyim, yedikleri bir meyvenin bile almadan önce teşekkür edip ağaca, yiyip çekirdeğine geri toprağa gömerek, yani bu kadar basit, en basitinden söyleyeyim, öyle bir döngü içerisinde bir hayvan öldürmeleri gerektiğinde, böyle her gün öldürülen bir şey de değil hayvan, öldürmeleri gerektiğinde onun ruhunu kutsayarak, ondan özür dileyerek, onun iznini alarak onu yiyip kemiklerine kadar, yani kullandıkları her şeyi sonuna kadar o döngüye geri iade etmeyi eden ve günlerini bu şekilde geçiren bir sürü topluluk var aslında. Fakat modern insan, postmodern insan daha doğrusu, hatta modernde dahil, bambaşka bir döngüde yaşıyoruz. Biz bu döngünün üstünde hissediyoruz. Sanki bu döngü zaten bizler için var. Yani biz bunun tepesindeyiz. Bütün bu döngü benim, senin, hepimiz için yaratılmış bir şey gibi görüyoruz. Ve bence sıkıntı da burada. Çünkü öyle bir şey yok. Yani biz o döngünün aslında minicik bir parçasıyız. Belki o döngüde zekasını farklı kullanabilen bir grubuz. Zeka seviyemiz daha farklı olduğu için. Ama kesinlikle üstünde görmüyorum ben insanı. O yüzden benim için bunu çekerken o döngünün içinde, o doğanın bütün parçalarına eşit derecede ağırlık vermek önemliydi. Çünkü insan bunun üstünde değil. İnsan maalesef şu anda onun yok edicisi oldu. Onu mahveden oldu. Döngüyü bozan oldu. Ve bu bir seçim açıkçası. Böyle bir kaderimiz falan. Bu tamamen bilinçli bir seçim. Hatta bir taraftan da bilinçsiz bir seçim demek daha doğru. Çok da bilinçli demek de şey, bir şey atfediyormuşum gibi geliyor. Çok bilinçsiz aslında, düşünmeden, çok da daha doğrusu düşünmeden değil, hiç önem vermeden yapılan bir seçim. Çünkü her şekilde her şeyden kurtulacağını düşünen, hani yıksa da kırsa da dökse de o döngünün, o Val'ın sürekli ona bir şekilde kendi tamir ederek geri döndüğünü gördü. Çünkü doğanın öyle bir şey var zaten. Ben yapsam da ne olursa olsun düzelir kafasıyla döngüyü bozmaya devam eden bir insan grubuyuz. Hatta belki düzeleceğini bile düşünmeden yapmaya devam da ediyor. Evet, aynen. Onu da umursamıyor ama işte arada herhalde bir şeylerin düzeldiğini, çünkü doğa kendi kendi tamir eden, kendi kendi toparlayan bir yapıya sahip olduğu için onu gördükçe de yapsam da bir şey olmuyor zaten ile de devam ediyor. Evet. O yüzden benim için bütün o diğer varlıkları göstermek, hatta çoğu insandan da bu soru geldi. Hani neden insan az, neden yok, neden yani baktığınız zaman yüzde olarak hakikaten çok küçük. Yani koyunlar çok daha fazla görüyoruz, evet, koyunları insanlardan. Hakikaten yani bu gördüğümüz insanlar da özel ve farklı. Onlar da bu sistemin içinde zaten ezilmiş olan insanlardı. O yüzden onları çekme arzusu geldi ve onları görünce bir şey hissettiğim için çektim. Yani çocuklar, yaşlılar, kadınlar,
engelliler vesaire vesaire, bunlar da beni şey yapan, bir şey hissettiren ve çeken, onlar da o maalesef döngüden müzdarip olanlar zaten. Evet. Engelliler deyince benim onunla ilgili çok merak ettiğim bir soru soracağım sana. Hı hı. Filmde hani sakatlanmış canlıları çok fazla görüyoruz. Sadece insan da değil. İşte bacakları olmayan bir adam var, topallayan bir eşek var, boynu yaralanmış bir katır var. Ayrıca dilsiz iki tane karakter var. Önce bir kadını görüyoruz, sonra da bir erkeği. Bu tercihinin nedenini aslında merak ettim. Yani coğrafyanın bir getirisi mi? Yani getirisi derken bir sonucu mu? Yoksa hani neden onlara odaklanma yi tercih ettiğini merak ettim aslında. Ya şöyle ki, bu filmi hiçbir şekilde planlamadan, hiçbir şekilde bir program yapmadan çektim. Bu öncelikle onu söyleyeyim. Bu bir akış filmi ve tamamen yerin kendine, kendimizi bırakarak, yere kendimizi teslim ederek çektiğimiz bir film. Dolayısıyla yerin önümüze çıkardıklarıyla yapılmış bir film olarak düşünün. Ve yerin önümüze çıkardığı her şey değil tabii ki de şu şekilde. Yerin önümüze çıkarıp da bana bir duygu hissettiren, yani bir orada altta bir duyguyu yaşattıran şeyleri çekmek istedim. Bu duygu da bunlarda da çıktı. Enfes manzaralar ve harika hayvanlar ve coşkulu şeylerde de vardı. Ama yaralanmış, sakatlanmış hayvanlarda da vardı. İnsanlar kısmı boyutunda da işin açıkçası birçoğu sürprizle oldu. Çünkü ben dediğim gibi, yani insanı birazcık ne kadar bu işin dışında bırakabilirsem o kadar çok iyi olacağını hissediyordum zaten. İnsan ilgimi çekmiyordu. Dağda, bayırda, çayırda, ovadaydık çoğu zaman. Fakat öyle insanlarla denk geldim ki verdikleri duygu çok yüksekti ve o duyguyla birlikte aslında durumları, kendi halleri çok yüksekti. Yani orada dilsiz iki kişi tamamen şans. Yani kadın ilk karşımıza çıktı. Biz bir çekim yaparken omuzuma vurup gelip benden sigara istedi. Ve orada bir muhabbete başladık. Ve filmi çekmeye gitmeden önce bütün ekibe de söylediğim şey, bu evrensel dilde bir film olacak. Burada konuşma yok. Burada bildiğimiz hiçbir dili duymayacağız. Fakat hepimizin ortak dili olan sesleri, o manaya gelen dilleri çekeceğiz. Yani birisi bir şeyler anlatmayacak bu filmde diyordum. Ve bu kadına karşılaştığım anda ve sohbet ettikten sonra, ah bu o işte dedim. Yani konuşamıyor ama biz anlaşıyoruz ve evrensel ortak bir şeyimiz var. Birbirimizi anlayabilme mekanizmamız var. Bu arada işaret dili vesaire de kullanmıyorduk. Vücut diliyle yapılan bir iletişimdi o, seslerle. İlk okul kadınla başladı. Daha sonra gördüğüm yaşlılar, işte bacakları olmayan yaşlı. Daha sonra o yine dilsiz bir berberimiz var. O da aynı şekilde, o da tamamen bir şans eseri. Dolayısıyla bunların hepsi aslında şans eseri, önüme gelip beni çok etkileyen halleri itibariyle ve dediğim gibi bu döngünün içinde onlar da maalesef ezilmeye ile karşı karşıya olan insan grupları olduğu için çekildim. Ve hayvanlarda da hem çok coşkulu ve çok güzel şeyler de gördük ama bir taraftan da insanın yarattığı etkiyle zarar görmüşleri de gördük. Ya da insanın yine doğa içinde yarattığı etkiyle o döngü bozmasından sebep hayvanın yaralanmış ya da sakatlanmış ya da yok olma üzerine olan halini gördük. Yani orada hep bir insan faktörü de vardı. O yüzden bunlar da var filmde. Yani bence dilsiz karakterler filmin kendi haline de çok denk düşmüş aslında. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Rüken, hem filmini bizimle paylaştığın hem de söyleşimize katıldığın için. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Burada olmak hakikaten, bu festivalde olmak dediğim gibi benim için çok önemli. Filmin başında da yazmıştık onu, söylüyoruz. Görüleni ve görülmeyeni, duyulanı ve duyulmayanı hissetmek adına yapılmış bir şeyi. Böyle bir festivalde seyirciyle paylaşmak benim için çok özel. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim.